Gel gel VNC, 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 VNC. Gel gel. Gel. Şunu da verelim bir tane. Evet. Ha? Al. Al. Bu yan yatırmış normalde. Ha, yan yatır. Ya. Erdoğan is the best in the world. Ha, Kur'an'ı biliyormuş. Önünde eşek gidiyor, arkadan elektrikli araba. Güvercinin pisliğini bile sanki kendisini de yapmış herifin. Aynen ya. Baksana katlayamamış bile. Tekoa? Ceru, legüm ye. Legüm ye. Nasıl bahşiş? Ya koyamış, bebekmek. Adam doğuştan ticaretçi ya. Yemiyor musun? Yok. Aa. Yemez. Böyle mağazalarda görüyorsunuz böyle deri ceketler falan. Hı-hı. Herkes burayı işte nasıl yapıldığını görmek için geliyor. Yemek diye çıktık, konudan saptık. Bismillah. Bismillah. Ya. Mit. Ha bien çok. Gerçek deri. Deri gibi deri işte. Burada çalışmak zordur ya. Zor. Çok zor. Sağlığından doluyorsun. Bakın burada benzin pompaları var böyle motorlar için. Böyle tek kullanımlık şampuanlar var. Aa bunlar lezzetliymiş ya. Çok lezzetli. Şöyle söyle isi Amarakeş. Omarok. Omarok. Kifeli kafe Türk. Oo, hadi bakalım. Abi adam ama Türk kahvesini bize anlatıyor ve anlatıyor da. Güzel de anlatıyor. Beğendin mi? Yoksa? Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Fas'ta sokak yemeklerini deneyeceğiz. Ve ilk olarak da böyle meyve standlarından biriyle başladık. Sabah. Sabah Gülay Bey. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Saïd. Saïd. Merhaba. Le numéro? Le numéro c'est le numéro 17. 17. numaradayız şu anda. Burada 80 tane meyve satan stand var. İki güzel insanla birlikteyiz. Merhaba, benim adım Gökhan. Benim de Nada. Gökhan ve Nada ile birlikte olacağız. Herkese selamlar, burada yaşıyoruz. Bugün beraber sokak yemekleri turu atıyoruz. İnsanlar neler yiyor, damak tatları neler, bize hitap ediyor mu, etmiyor mu? Şu anda Marrakeş Cemal Fena Meydanı'ndayız. Şöyle çıkalım buradan ilerleyelim ama ilerlemeden önce de ben de bu kadar çalıştım, burada bir meyve suyu içelim. Ne istersiniz? Ya bence gayet hijyenik burası. Siz ne düşünüyorsunuz? Muzaffer'in bon hijyenisi. Bunlara kaki deniyor. Bunlara Adem hurması ya da cennet hurması deniyor. Ama çok tüketilmiyor bizde. Yani tadı biraz mayhoş. Buyurun. Teşekkürler. Vilin pay. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Buranın meyveleri zaten çok lezzetli. Arkadaş maymun oynatıcısı demek mi? Öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Kim dedi beni? Kandırdılar o zaman ya. Kimden duyduysan artık seni iyi yemişler burada. Sahabeler var ya arkadaş. Çok lezzetli. Hakikaten çok lezzetli. Buradaki meyveler özellikle portakal. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olup yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın. Böylece videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Şimdi buradan içeriye girdik mi Medine'nin içlerindeyiz. Bu arada Nada harika Türkçe konuşuyor. Türkçeyi nasıl öğrendiğini de öğrenelim. 3 ayda öğrendim. Dizileri izleye izleye sonra Gökhan'la tanıştık. Evet, pekiştirdesi orasında. Bir 6 ayda falan oturdu tam. Yine de kısa bir süre Türkçe'ye ama göre. Ama inanılmaz bir süre. Ya ben her zaman söylüyorum, Faslıların yabancı dile hangi dil olursa olsun inanılmaz yeteneğiniz var sizin ya. Hı hı. Gerçekten. Kesinlikle öyle. Bazen tanımadığımız küçücük çocuklar daha iyi geliyor, Türkçe mi konuşuyoruz diye sohbet edip gidiyorlar. Çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Evet. Hiç Türkiye'ye gitmemişler. Türkiye'nin belki haritada nerede olduğunu bile bilmiyor çocuklar. O çok enteresan zaten. Evet, evet. Ama şey, inanılmaz yetenekler. Çok zekiler. Dizilerin etkisi bile. Evet evet. Dizilerin etkisi değil mi? Tabii tabii, dizilerden öğreniyorlar. Burada ne var? Protis, hemen kızartıp şey yapıyorlar, ekmek arası yaptırabiliyorsun. Ha, ekmek arası yaptırıyorsunuz. Yöresel çaylar var, etey. İçinde naneli yeşil çay. İstersen yarım ekmek böyle herhangi bir şeyden yaptırtabiliyorsun anlık böyle burada. Evet, 8 dirhem, 7 dirhem, 10 dirhem. Takos. Takos. Takos yapıyorlar. Bu selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sosları, baharatları çok güzel yapıyorlar. Aha. Sosisler bizim bakkaldaki hazır sosisler gibi değil. Orijinal sosis, fabrikasyon sosis değil. Ha. Kendileri yapıyorlar. Zaten görüntüden anlayacaksın. Sandviç Abdurrezak. Sandviç Abdurrezak. Merhaba. Merhaba. Aa, bu da Hişam. Kardeşler. Evet. Birini ayırt etmeyelim. Yine bu şekilde. Hey, what's up? Peki böyle, bunlar böyle duruyor. Bunlar hijyenik mi? Yani çok değil yani, balık burada güzel, daha kapalı balıkçılar var. Ne, her şeyi satabiliyor bunlar. Evet, böyle bayağı her direkt şeyi. Yerileri dahi satıyorlar. Medine denmesinin sebebi Eskişehir demek değil mi Arapçada? Medine değil mi? Evet. Eskişehir. Evet, Medine evet. Ama Medine değil Medine. Değil mi? Aynen. Tabii. Peki bu sokakları bu kadar dar yapmalarının sebebi nedir? Hava akımı oluşturmak için. Aynen. Bence. Evet.
Evet, mesela yaz günü bile dışarıda 45-50 derece sıcak varken burası buraya, serin, evet, oluyor. Yani, serin oluyor. Evet, bir 25 derece falan. Bunu çok iyi düşünmüşler. Belki bütün Arap ülkelerindeki eski Medine denen şeyler, sokaklar hep böyle dardır. Bundan daha hatta binanın kapısı açıldığı zaman diğer binanın duvarına vuran sokaklar var. İki kişinin zor geçeceği sokaklar var burada. Aa, bunlar ne? Girivat. Bunlar burivat. Bunların içinde deniz ürünleri ya da tavuk. Bunlar güzel, atıştırmalık. Hani bundan bir tane yesen çok güzel açlığı bastırıyor. Bir değil tane mi? Belli belli zaten. Aynı. Evet. Şavarma. Bizim cağ kebabı gibi bu. Evet, bu yan yatırmış normalde. Ha, yan yatırmış. Ya. Normalde yağının kendi üstüne akması lazım, daha iyi. Aynen. Ama cağ kebabının ayrı bir tadı var ama o da yapamamış. Evet. Olsun, biz denedik bir kere. Sebo. Fena değil. Şu an et döner, tavuk döner. Şavarma diyorlar. Şavarma. Şavarmanın ben Türkçe çevirmeden geldiğini düşünüyorum ama. Bilimsel bir dayanağım yok. Bilimsel. Ama. Abi, sokaklar çok güzel ama ya. Tabii tabii. Yani eski kokuyor. Evet evet. Mesela şu önde yürüyen amca gibi. O su satıyor değil mi? Evet, sakı onlar. O çok enteresan bir meslek ya. Normalde ihtiyaç yok ama yaşatıyorlar. Güzel bir şey, kültürlerini yaşatmaları çok güzel. Şu öndeki arkadaş su satıyor bildiğiniz. Evet. Elinde ekmek yürüyor. Yani buraya gelecek olanlara şöyle bir şey söyleyeyim. Buralar normalde böyle taş yığını, moloz yığını değil. Aslında çok düzenli. Sadece belediye yeniliyor galiba buraları. Parça parça, parça parça böyle görüntüler şu an var. Ama çok süreceğini zannetmiyorum. Daha temiz olacak, daha iyi olacak. Herhalde yenilenme an aşamasında hep galiba. Evet, evet. Bakın mesela böyle tek kullanımlık şampuanlar var. Head and Shoulders falan, bayağı tek kullanımlık, tek düşlük. Hamama giderken, burada hamam kültürü çok iyi, yaygınlaşmış. Herkes haftada en az bir kere hamamına gidiyor. Hamam burada. Ne kadar mesela? Hamama giriş ne kadar? İstanbul. Yerine göre değişiyor. 7 dirheme de var, 9 dirheme de var. Onunla girip kendini yıkanıyorsun. Adam gitmedi ya. Adam gitmedi, evet. Şeyi var, bugün... Tabakhane mi? Evet. 4'e kadar isterseniz gidip bakabilirsiniz. Tabakhaneye ne yetiştirelim? Tabakhaneye yetiştirelim hemen. Sokaklar bayağı lokalmiş ya. Evet, burada şeyler var, yerleri var. Dericiler var, hasırcılar, işte kuyumcular, bakırcılar. El işçiliklerinde çok iyi, el sanatlarında çok iyiler. Murat Alemdar. Evet. Erdoğan is the best in the world. I know it is mixed with Israel. But he's don't. You know why you mix together? Because Israel is strong. You wanna mix. He's the best in the world. I like it. Because only one president is he's half the Quran, half the Quran biliyormuş. He's looking for the poor people and help him. Uzeme le Türk. Amarok? Yeah, all the people is like Turkish. You like Turkish? Yeah, I love so much Turkish and Egyptian. In Turkish, for us is the best. In Syria also, Palestine. Four country is the best. Just go out. Böyle ara sokakların kedileri. Sigara sadece böyle 3 halka olan yerlerde satılıyormuş. Şu oturan dayılar var mesela. Dal sigara satıyorlar. Dal sigara. Evet. Detay diyorlar. Aha. Detay dediğin zaman bir dal, iki dal. İşte detay. İki dirhem sigarasına göre. Aha. Atıyorum Marlboro 2,5-3 dirhem bir dalı. Ekmek, yumurta var. Evet. Böyle çok sezgah gördüm ben. Burada böyle ekmek satıyorlar. Var. Belki 1000 yıllık fırınlar var burada. Ve ekmeği çok orijinal. Hiçbir katkı maddesi yok. Tertemiz ekmek. Çok iyi ekmek. Burada yediğim her ekmek iyiydi ya. Gerçekten ekmekler çok lezzetli. Farklısız, ekmek çok kaliteli burada. Aynen. Hani ilk başta Türkiye'den gelince alışmakta biraz zorlanıyorsun ama evet. Şey yaptığın zaman, alıştığın zaman da bırakamıyorsun. Bakın, elektrikli araba şu an Medine'de ilerliyor. Önünde eşek gidiyor, arkadan elektrikli aynen araba. Eskiyle yeninin tam şeyi. Aynen. Karışım oldu. Evet, şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Tabakhaneye geldik. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Acak şeyi ile mu? Nane veriyor ki buradaki kötü kokuyu almayalım. Kokuya tahammül edebilelim diye. Bize etap etap gösterin. İlk etap bu mu? Evet. Premier etap. Avul merhale, premier etap. On met le sel à l'intérieur. Şimdi diyor siz ülkenizde ya da herhangi bir yerde böyle mağazalarda görüyorsunuz böyle deri ceketler falan. Herkes burayı işte nasıl yapıldığını görmek için geliyor. Sekuasa?
les couleurs. Bunlar renk havuzları yani. Ne kadar bekletiliyor burada? On garde les pots. Ici on utilise pas de machine. Albat sway. Yani 4 saat. 4 saat burada bekliyor. Evet. Dövüyorlar sonra değil mi? Sonra evet iniyorlar ayaklarıyla. Buraya ayaklarıyla. Bakın buralar renk havuzları. Derilere renkler böyle veriliyor. Selamünaleyküm. 11. yüzyıldan beri burası evet, var. Evet, burada evet. Deri yapıyorlar. Burada Araplar geliyor. Araplar sırf küçük baş derileri yapıyorlar. Yani keçi, kuzu, koyun. Kuzu, aynen. Başka bir tabakhane var. Orada Berberiler, onlar büyük baş şeyleri yapıyorlar. Derileri yapıyorlar. İşte deve deri. Bu hala hayvan pisliğiyle yapıyorlar şey gibi. Kimyasal yok diye biliyorum ben bunu ama. Şu gördüğünüz tepede de derileri kurutuyorlar. Yemek diye çıktık, konudan saptık. Güzel sapma oldu ama. Evet, aynen. Böyle yol üzerinde bizi tabakhaneye soktular. Kemal'miş adı. Kemal. Bakın burada benzin pompaları var böyle motorlar için. Yoldan geçerken doldurup devam ediyorlar. Eşek normalde çeki hayvanı değil ama burada hep görebilirsiniz böyle. Evet. At ve katının yanı sıra eşek ve bayağı var. Ve her ateşe arabası yasak klasik bir de köpeği olur böyle. Ben aslında başıboş köpek hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum. Çok var, çok. Çok köpek Medine var. Medine içinde ilk defa gördüm. Evet. Ama çok uysallar. Buranın hayvanları çok güzel. Kedisi, köpeği, evet. Kuşları. Çok güzeller. Yani sokak kedileri, köpekleri bile böyle cins böyle. Çok aynen. Güzel. Az önce Arapların tabakhanesindeydik. Orada küçükbaş hayvanlardan deri yapıyorlar. Şimdi Kemal isimli arkadaşımız bizi berberilerin tabakhanesine götürecek. Orada da büyükbaş hayvanlardan deri yapıyorlarmış. Burası tabakçılar kapısı. Buradan gelip bakın burada Bienvenue diyor. 11. yüzyılın sonu. Neredeyse 1000 yıllık bir tabakhaneye giriyoruz şu an. Oo, burası büyükmüş baya. Tu peux continuer avec français plus. Parce que la langue française c'est la deuxième langue ici au Maroc. Ouais. Fark ettim burada koku daha ağır. Koku daha ağır. Les gens qui mettent des tapis comme ça, ils sont pas le même tapis, ils sont différents tapis pour protéger le peau en bas au soleil. O zaman farklı farklı insanlar burada. İnsanlar geliyor, derisini burada şey yapıyor. Kurutuyor, evet. Şey yapıyor. Kuruttuktan sonra. Seşe. Kuruttuktan sonra şey galiba tozunu falan atıyorlar herhalde. Evet. Sen sadece gerçek deri. Deri gibi deri işte. Deri. Evet. Önce ilk işlem galiba yünlerini dökmek zaten. Evet. Aynen yünlerini döküyorlar, halı yapıyorlar. Hı-hı. Bu son hali herhalde. He. Çünkü bu sonra bunu zımparalıyorlar. Kağıt karıcı. Exact. Onu zımparalıyor, yumuşacık oluyor. Kaliteye bak, kaliteye bak. Tabii. Zaten bu ülkede deri ürünleri çok ucuz. Sırf onun için bile gelinebilir yani. Üstelik uçak biletini içine atsan daha yine kârdasın. O kadar söyleyeyim. Şuraya bak, çok büyük ya. Farklı farklı insanlar burada gelip işte biraz derilerini sıkıntı, yapıyor, derilerini sıkıntı. Kurutuyor. Çıplak ayakla yapıyorlar ya bazen. Çıplak ayakla değil mi? Bazen. Güvercin pisliğindeki amonyaktan burada böyle yararlanıyorlar. Bu da kokuyu veriyor burada. Çok fena kokuyor. Acayip kokuyor. Güvercinin pisliğini değil de sanki kendisini de atmışlar içine. Aynen ya. Baksana katlayamamış burada. Gel bir lanko. Meknes fesimarak. Üçünü de tabakhane var. Tabakhane var. Mavi renklerini görüyorsunuz. Burada renk veriyorlar. Çok mavi gibi görünmüyor ama herhalde mavi olacak. Jacuzzi berber. Bedava jacuzzi yapabilirsin diyor. Bedava jacuzzimiz var burada. Bedava jacuzzi. Havada sıcak atlasak mı? Aynen. Şu an bakın bunlar hep tuzlanmış. İlk aşamada. Şey. He bitti. Final. Kemal bizi son olarak mahzenine davet etti. Evet, hanımcık Kemal. Tabakhanelerden çıkan kaliteye baksana. Derilerin son halini görüyoruz. Bakın her şey buradan çıkıyor. Tabakhaneye giriyor, oradan çıkıyor. Atölyede de yapıyorlar hepsini. Kuzu derisi 2400 liranlık bir ceket bu. Keçi derisi daha ucuz. Evet, bu kuzu. Yani arkadaşlar burada çalışmak gerçekten cesaret ister ya bence. Burada çalışmak zordur ya. Çok zor. Sağlığından doluyorsun. Sağlığından olursun. İnsanlar mecbur çalışıyor. Turistler olmadığı için üretim de yok şu an. Gibi. Şu an koronadan dolayı turist de yok. Günlük 5-10 dolara işte burada. Şimdi şu kapıları görüyorsunuz. Bu tokmakların özelliği neydi? Şimdi bu tokmakların değişik şeyleri de var, versiyonları. İnce ses, tok ses çıkaranlar var. İnceyi vurursa kadın çalıyor demektir. Kapıyı kadın açar. Kalın vuruyorsa kapıyı erkek açar. Erkek gelmiş demektir. Hani Tunus'ta falan da öyle.
Burası da şey müze. Marrakeş Müzesi burası. Ne yapıyorlar burada? Tanjiya, bizim testi kebabı gibi. Tanjiya. Hacı Tanjiya ya. Evet, Tanjiya. Tavuklusu da var, etlisi de var, tavuk da var. Evet. Başka basit bir şey var mı? Mesela bu var. Hadi. Hadi şu tarafa. Evet, balık. Balık bu. Balık. Tajin. Balık tajin. Aynen. Her şey ofu lobya. Sekoa. Cez bu kudra. Cez bu legüm. 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 Sebzeli tavuk. Tavuk tajin ama mükemmel. Yiyelim mi? Çok güzel. Tajinle karıştırmayın bunu. Tajin başka, tanjiya başka. Hadi çık bu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gel şimdi. Hoş bulduk. Üf. Biraz dar mı burası? Hapisten kaçıyormuş gibi. Güneşi gördüm. Güneşi evet gördüm. O da beni gördü. Selam. Çeksene şurayı, çok güzel. Güzelmiş manzarası ya buranın. Karşıda Mustafa ile denk geldik. Turkish coffee. Mustafa da Türk kahvesi içiyor. Pelpel yok. Mustafa, se le café Türk. Reçe enecek. Merhaba. Lan ne denk geldik ya. Valla senin riyacı değil mi bu? Evet evet. Ama işte gel gör İngiliz. Bak ya. Tanjiyanın hazırlanışı. Yeah, the fire. Okay. Make hot. Yeah, so what's inside? Meat. Saffron. Saffron, cumin, olive oil and lemon. Oh. This is very nice, good taste. Uh-huh. And the very traditional tanjiya from Marrakesh. Ağzı sulandı valla. Saffron with lemon with it. Abi. Look. Okay. Look. Okay. Look. Bismillah. Bismillah. Ya. Meat. Ha bien tout. Et ici c'est chez bahshish. Chez bahshish. C'est terrasse bahshish. Terrasse bahshish. Ça c'est le photo. Special one from Tanger. Yeah, bahshish. Vous êtes monsieur bahshish. Oui, c'est moi le monsieur bahshish. Ça c'est mon père. Baba bahshish. Baba bahshish and father bahshish. Grandfather bahshish. Yes, in big square. In the square. Jamal Fana. Jamal Fana. And this is my photo bahshish. And this is bahshish. The Guardian'da yes. Böyle bir sürü gazete, ünlü bir yere biz denk gelmişiz. Look, vous êtes popular, monsieur. Yes, look, monsieur. Ne for güzel yere denk market. Gelmişiz. Merhaba. La rue Tala. Tala, yes, Tala. Burası Tala Caddesi. Burada bir sürü sokak yemeği falan var. Ils ont tous fermé parce que c'est vendredi. C'est corona. Yeah, c'est corona et vendredi la plupart. Malheureusement. Il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de tourisme. C'est heureusement, c'est aussi fermé. Ouais, ouais. Parce que s'il y a des artisans qui travaillent ici. Mais vous continuez. Oui. Inch'Allah, oui, bien sûr. Inch'Allah. Evet, şimdi bu gelenler salad, önden salad. Meze. Hadi harra ve hadi hlou. Bu acı ve tatlı. Acı ve tatlı değil mi? Ooo, Monsieur Bahşiş de geldi. Monsieur Bahşiş. Tam diyordum yemeğimiz de işte burada. Ooo, Şükran Bahşiş baba. Bak, merhaba. Hadi cecbil değil. Yöresel tavuk diyor. Yöresel tavuk. Cez romi. Yok. Köy tavuğu işte. Demleniyor mu şu an? Yok, açabiliriz aslında. Tajin, tanjiya hepsi birbirine girdi. Benziyor, evet. Hakikaten çok başarılı. Çok güzel. Çok lezzetli. Bunun içine böyle bir şey atıyorlar maydanoz gillerden. Maydanoza benziyor ama değil. Kişniş kişniş. Koriander diyorlar ya. Yaşa. Çok ama lezzetli. Alışınca da çok lezzetli oluyor. Ben hala alışamadım. Ben hiç sevmiyordum. Bir herhangi bir yemeğin üzerinde birazcık o koriander'dan olunca kişnişten hiç yiyemezdim. Alıştım şu an şey geliyor. Nane gibi böyle ferah. Ben hala yiyemiyorum. Şimdi kalkıyoruz. Yemek yediğimiz yere bakar mısınız ya? Çok güzel manzarası. Şuraya bakın. Şu merdivene bakın. Buradan inmek güven, özveri ve cesaret ister. Evet, Monsieur Bahşiş. Ya koyayım, mehbebik, adam doğuştan ticaretçi ya. Şurayı da yak. İyi. Bahşiş abi. Ne kadar? Ne kadar? 25 kişiyi çalıştırıyordum. Eskiden ama şimdi turist olmayınca. Malheureusement, monsieur. Maşallah. Sağ ol. Şükran. Dışarı adımımızı attık. Burada da kumda kahve. Selamünaleyküm. Marrakeş'e tektir belki bu. Değil mi? Kafe Türk. Tektir. Tu es seul ici à Marrakech. O Maroc. O Maroc. Qui fait le café turc? Hadi bakalım. Ama kumda bir de. On شرح بالفرنسي ولا انجلي. This is a Turkish concept. With Moroccan wheel, I mixed the spices with coffee. I put six spices like that. Ginger,
Zencefil. Cloves. Kakule mi? Nelken. Hiç bilmiyorum. Cloves. Anlayamadım. Korona mı olduk ya? Karanfil. Karanfil. Kurkuma. Kurkuma. Turmerik. Tamam. Turmerik. This is anis. Anis neydi? Anis olarak kalsın o da ya. O kardamom. Tarçın. Ha, bunları karıştırmış. So mix of all six. Why? Why I put the mix? Because it's very hard for one cup to take. Çok zor onu ayarlaması çünkü. O yüzden mix yapıyor. Evet, aynen. Mix yapıyor. Okay. Ne güzel anlattı ya. Mantıklı böyle. Mantığını oturttu. Uçuma gitti anlatı şekli. İşini severek, bilerek yapan insanlar çok güzel oluyor gerçekten. Evet. I begin with ice water. Why ice water? Yeah. Because when I put buzlu su, ice buzlu water, su koyuyorum dedi. Very ice. Çok soğuk. Çok soğuk. When I put coffee floats. Yukarıda ice. Kaldığı için ayarlayabiliyormuş sonradan. That's, fazla mı koysun? Okay. It floats. Okay? Abi adama bak, it's Türk kahvesini coffee. Bize anlatıyor ve anlatıyor da. Güzel de anlatıyor. Helal olsun. One or two helal coffee. Three. Three coffee. Yeah. Perfect. When I put spices, when you drink coffee, it's still coffee 100%. You don't feel spices. You feel little bit different, but not any spices. Okay. You feel not any spices. Okay. This is very... Çok az bir miktar koyuyor yani. You will not feel it. Ha, ben de bir kaşık falan atacağım. Ben şekerli içerim. Ben sade içiyorum normalde. Ben de. Orta. Separately. No. Orta şeker. Medium. Orta şeker diye bağırıyorum adama ben. Orta. Then I prepare, in my opinion, how to make it in Turkey, I don't agree. Why? You make it very fast and you give it. When you make it fast, it become like that with bubbles. Yes. When coffee give bubbles, it give more amirchim. It's very bitter. You have to make it only with foam. I know that you know. Hadi but bakalım. You don't have time to give it for people. You make it very fast and you give it. Beğenmediğimi söylemiyorum ama diyor. Hani sizde çevirmesin insanlar... Şimdi. Evet. Çevirmesin i̇nsanlar, şimdi. Yes. For me. Üzerinde köpük olacak ama şu balonlar var ya. Evet. O balonlar olmaması lazım diyor. O yüzden ben sizin Türkiye'de yaptığınız şekle pek katılmıyorum diyor. Aynen öyle. Şimdi biz de deneyelim. Neden babuz diyor? Neden babuz onun için hızlı yapıyorsunuz? Comment tu t'appelles monsieur? Bismillah. Bismillah'ın yeri. Bismillah. İsmi de Bismillah mı? Yok, buraya İsmi öyle. Bismillah değil herhalde. Buraya böyle takmış. Yani bahşişten sonra ben şaşırmam. Bahşişten olabilir sonra. Mi? Burada isimler. Bahşiş, Bismillah. Heart of coffee, cream, kalb-ı kahve. Eğer bu abi Türkiye'de yaşasaydı o zaman emin ol onun da acelesi olurdu. Olurdu, aynen. Tabağışıksız kaynıyor şu an. Evet. Hop. Zero bubbles. Yalnız şeyler porsiyonlar büyük. Porsiyonlar büyük. Şey bismillah it's 10 dirham and good quality. And more time. Şimdi yukarı çıkalım. Hadi you can drink it now. Oo kahveler geldi. Hadi deneyelim. Sularımız da böyle geldi. Bunun da şöyle güzel bir tarafı var bunların. Bu çömlek şeyleri. Serin tutuyor. Normal musluk suyunu içemezsin hani içersin de fena değil. Ama mesela bunun içine koyup beklettiği zaman bir de bunların sürahileri var çömlekten. Tadını değiştiriyor, güzel yapıyor. İçilecek hale getiriyor. Bu çok güzel bu. Temizliyor gibi bir şey yani öyle. Evet, filtreliyor. Filtreliyor. Filtreliyor değil mi? Evet. İçinden çekiyor çok güzel. Bir de deneyelim. Ooo güzelmiş. Çok güzel. Ben çok beğendim. Marrakeş'te 50 yerde Türk kahvesi adı altında satılan kahve içtim. Hiç bu kadar güzelini içmemiştim. Yalnız aynen. Bir şey diyeyim mi? Efsane. Efsane. Hakikaten efsane. Bahşişte bismillah. Ben buraları ölene kadar ölene unutmam. Kadar 1000 yıl yaşasan unutmaz. Aynen. 5 yıldır buradayız. İlk defa bu kadar güzel Türk kahvesi içtim. Yani sen çok öyle diyorsan zaten. Sunumu da çok güzeldi. 5 yıldır güzeldi, burada evet. Olup. Ben de bir haftadır buradayım. Daha önce böyle bir kahve içmedim. Çok lezzetliymiş çok ya. Güzel. Tabii baharatın şeyi yok sanki. Baharat çok az atmış. Köpüklenmeyi mi önlüyor? Şey değil mi? Baharatla aslında daha güzel olmuş. Bunu da itiraf etmem lazım. İşini severek yapan insanlar güzel. Yani kazanırlar iyi yani. Aynen öyle. Şimdi kahveden çıkacağız. Şurayı göstermek istedim ben size. Tuvalete bakar mısınız? Ne kadar orijinal ya. Şuna bakın. Monsieur, c'était très délicieux. Merci. Je suis content pour ça. Je suis très content que vous avez aimé. Ana, je vais prendre une photo avec vous. Bien sûr. Bien sûr. Première
Tangier avec vous, avec Monsieur Bahşiş. Et après ça, avec Bismillah, Monsieur. Monsieur Abdijelil. Abdijelil, Monsieur Abdijelil. Chez Bismillah, le café turc. C'est ça. Bahşiş'te Tangier'mizi yedik. Sonra da Bismillah'ta kahvemizi içtik. Güzeldi, güzeldi. İkisi de süperdi. Benim şansına denk geldi. Marrakeş'in bu kadar güzel bir tarifi içmesi. Burada ne kuyruğu var? Abi bomboş ya. Cıvıl cıvıl olan yerlermiş burası. Bakın şu anda... Bakın pazar burası normal. Kıyır. Şu ışığa bakar mısınız? Ne güzel duruyor. Evet. Berberçit pek. Bakın bunlar kürdan oluyor. Bunları koparıp koparıp kürdan niyetine kullanıyorsun. Yani berber kürdan derken berberilerin kürdanı. Şimdi argan satan bir dükkandayız. Aktar gibi düşünün burayı. Aktar gibi değil mi? Bu kabuklu argan. Bundan bunu çıkıyor, çıkartıyormuş. Bunu çıkartıyorlar. Evet. Bunun içinden bunun mu çıkıyor? Bunun içinden de bu çıkıyor. Bunun içinden de bu çıkıyor. Bunun içinden ne çıkıyor? Bunun için artık tam bu özü. İlk baskıda şu çıkıyor, kozmetiklik. Evet, bu kozmetik evet, argan. İkinci basında da şey çıkıyor. Yemek için değil mi? Yemeklik çıkıyor bunlar. Böyle ekmeğe bandırıyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz. Tabii çok lezzetli oluyor. İran'dakilere göre ikinci kalite safran. Safran kullanılıyor yani. Bu sokaklarda yani adım atacak yer olmuyormuş normalde. Şimdi Cemal Fena'ya doğru ilerliyoruz. Ben bir celeba alacağım ya. Celeba ile gezeceğim bundan sonra. Şöyle Merzuga'ya celeba ile gideyim diyorum. Ben her yerde bunları görüyorum. Helva. Bunlar... Selam aleyküm. Tadabiliriz ya. Bunlar fıstık falan. Her yerde görüyorum bunları ya. Şurada gece krokan yak. Bak şuraya. Bu pita. Zira yak. Çekirdek bu. Ayçiçeği çekirdeği. Tımır, hurma. Koko. Aa bunlar lezzetliymiş ya. Çok lezzetli. Nuga işte böyle şey gibi. Nuga. Şu dişe yapışan var ya hani. Allah. Nuga. Abi çok lezzetli. Baksana keserken bıçak bile zorlanıyor. Adam ne güler yüzlü bak. Baksana güler evet. Yüzlü. Nuga. Yo yapışmadı. Ye. Şu ana kadar favorim Koko oldu. Koko mu? Ne eli açık insansın öyle ya. Babasının hayrını denetmediği mi? Tabii bari. Canım. Monsieur c'est très bien. Susam ve fıstık karışımı bir şey. Bu 20 dirhem. Kolpa değil. Gerçek fıstık. Kolpa değil. 40'a bunu aldık. 20'de bu. Yani 60'a şöyle. Aşırı lezzetli. Tek tek hepsini denedik neredeyse. Bay bay. Bakın böyle kuru yemişçiler var. Evet. Cemal Fena'ya geldik. Salyangozcular didildi böyle sıra sıra. Şunların hepsi salyangozcu. Evet. Şöyle ilk sıra komple salyangozcu. Dikkat edin. Bu yemek standları yoktu dikkat ettiyseniz gündüz. Akşam üstüne doğru saat 5'te falan hepsi buraya geliyor. Burada yemiştik en son hayatım. Evet. Evet geldik. Böyle hangisinde yemek lazım acaba? Selam aleyküm. Ben de deneyeceğim. Ay çok fazla ya. Yok yok ben... Tadımlık bir tane falan hiç yerim. Şimdi bu salyangozu böyle farklı baharatlarla satıyorlar. Burada menüde yazıyor işte. Zencefillisi falan var. Combien ça coûte? 6 medium 10, 20 dirham. Yemiyor musun? Yok. Aa. Yemez. Seviyor musun? Aa. Severek mi yiyorsun peki? Aa, çok seviyorum. Tadına bile bakmadım hiç bu zaman. Faydası nedir bunun? Ya da var mı bir faydası? Faydası yok. Bilmiyorum. Çok güzel. Sadece lezzetli. Doyuyorsun. Ya benim yediğim biraz daha küçüktü ya. Kolaydı. Buranın salyangozları büyük. Evet. Biraz büyük salyangozlar. Ya ben yiyecektim. Şu an yiyemedim. Bir tane tadayım ya. Şimdi önce kürdanı alıyoruz. Evet. Buradan bir salyangoz çekiyoruz. Böyle de yiyoruz. Nasıl? Değişik. Beğendin mi? Yoksa? Evet, iyi. Yani, fena değil. Ama bizim damak tadımıza uyuyor mu? Hani? Ya bizim damak tadımıza uymuyor. Aa, sonradan bir tat geldi. Hoşuma gitmedi şimdi. Hoşuna gitmedi. Sonradan bir tat geldi ama. Bak ilk yerken gelmemişti. Şimdi bir tat geldi. Böyle sert bir tat. Ya bizim... Baharatların. Baharatların değil mi? Omega 3 diyor. Kolesterol yok diyor. Kalp hastaları faydalıymış. Bu arada bu şey değil mi? Fransızlardan. Evet. Fransızlardan evet. Kalma bir. Ama Fransızlar böyle yapmıyorlar.
Yani farklı pişiriyorlar yani. Bu şekilde suyu da içiliyor değil mi? Evet. Suyu bayağı şunun içinden çıkan mı? Salyangozun içinden çıkan mı evet. Yoksa? Salyangozun piştiği zaten içinden su içinde çıkan su da o zaten. Lezzetli mi? İşte bu baharatların olduğu suyu içiyorsun. Aynen. Bir de salyangozun kendi özü. Biraz acı. Karışık baharat çok güzel. Ama çok... Bak buradan üzerine dolduruyor. Şimdi hava kararmaya başladı. Ben de hostelime geri döndüm. Gökhan ve Nada sayesinde bugün gerçekten çok güzel yerlere, enteresan yerlere girdik. Nada zaten buralı. Gökhan da Nada ile birlikte 5 yıldır burada yaşadığı için böyle nokta atışı oldu gittiğimiz yerler. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın bu hostelden ayrılıyorum ama hala Marrakeş'teyim birkaç gün daha. Çünkü burada deneyim edilmesi gereken birkaç önemli şey daha var. Onları bitirdikten sonra zaten Sahra Çölü'ne doğru ilerleyeceğim. İşte o zaman Fas'ın daha da derinliklerine inmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz.